Benim Irmak'la ayrılma kararım hala geçerli. Onun istediği şartlara uymaya çalışıyorum. Ama bu durum, yani yaşanılan saçma sapan olaylar birçok şeyi değiştirdi, farkındayım. Sana yaptığı şeyler, Can'a yaptığı şeyler, yani Şadiye'ye yaptığı bütün pisliklerden sonra Deniz ona büyük bir tepki duyacaktır. Hesap soracaktır. Irmak da bununla yüzleşmemek için bence arkasına bakmadan kaçıp gidecektir buradan. Nasıl bir insan bu ya? Gerçekten hiç anlamıyorum. Ya sana olan aşkını meşkini anlıyorum tabii ama yani bana zarar vereceğim diye kendi enişte zarar verdi. Ne kadar kızdı adam. Yine ne kadar olgunmuş, bak ayrılmıyor kızın yanından. Irmak ciddi posttraumatik stres yaşıyor. Ben bir daha kimseye zarar vereceğini düşünmüyorum. Yani buna cesaret edebileceğini sanmıyorum. Vallahi ne hali varsa görsün. Tamam, babam çok kötü bir şey yaptı, biliyorum. Ama gerçekten ben bile ağzını burnunu kırmak istedim Irmak'ın. Ben de ne biçim avukatsam. Tamam, öfkelenmen çok normal. İnsansın sonuçta. Senin de işini, gücünü, hayatını darmadağın etti o çıkan haberler. Biliyorum, kim bilir şirkette ne zor durumdasındır. Elimden bir iki iş gitti bile. Atıf'ın ailesine de çok ayıp oldu işte. Olmadı yani. Sular durulacak. Bize daha fazla zarar vermesine izin vermeyeceğim, merak etme. Tamam. Aa, nişanlın hastanede can çekişiyor. Sen gene buradan ablamın peşindesin bakıyorum Fırat Kazan. Şadiye. Aman ne var be? Bir derdi varsa önce o cadıdan ayrılsın. Ondan sonra çıksın karşına. Burada böyle gizli gizli romantizm. Ayıp olmuyor mu Fırat Kazan? Şadiye, kes sesini. Irmağı o hale koyan babammış. Yapma ya. Budur işte. Bak, Moskov gene yapmış Moskovluğunu. Ya sen emin misin? Şimdi öğrenmiş mi yani babam gazete olayını? O dedektif kadından öğrenmiş. Bence yani siz de biraz kendinize dikkat edin. Babandan her şey beklenir. Yok ya. Babam benim hayat kadını olduğumu bilse asla sağ koymazdı beni yani. Servet abiler falan yalan falan diye kafasını yemişlerdi bunun kesin. Bir şey diyeyim mi? Irmağı da ondan haşer etmiştir ha o. Neyse. Yattım ben. Sen de artık nişanlının başına dönersin herhalde Fırat abi. Hadi bakalım. Evet, sonuç müsbet. Hamilesiniz. Ama benim bunu acil aldırmam lazım hemen. Yalnız reşit değilsiniz. Hem de sigorta falan karşılamaz kürtajı. Ama zaten sigortam falan yok ki benim. Çok, çok mu tutar bu? Hayırdır Şadiye? Su dökmeye mi çıktın arkamdan? Hayırdır kız? Ne oldu sana? Babir abi. Hayırdır kızım, ne oldu? Benim biraz paraya ihtiyacım oldu da. Borç ama hemen ödeyeceğim. Lafım olur. Hayırdır, neye lazım? Yeter abi. Çok sağ ol. Hadi Allah'a emanet ol Şadiye. Şadiye. Bir şey olursa ara.
Şadiye. Hı. Çay oldu mu ablacığım? Hazır, ben şimdi koydum. Sen geç sofraya, ben getiriyorum onu hemen. Tamam canım. Ya. Hı. Bak söyleyeceğim unuttum. Tomografi için para buldum. Vallahi mı? Ay harika haber bu. Kalk hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hemen hastaneye gidelim, tomografi için gün alalım. Onlar şimdi birkaç hafta önce eğer yok derler, ben araya gireyim süreci de hızlandırayım. Hadi. Hadi Mehmet. Ya bir şey diyeceğim sana. Var ya, sırf senin şu böyle heyecanlı, sevindirik hallerini görmek için insan böyle hasta olup böyle sonra tekrar iyileşiz geliyor. Sen nasıl bir şeysin ya? Ya şu gözlere bak, sen niye bu kadar güzelsin ya? Ha? Hadi utandırma beni. Hastaneye gidelim, böyle şeyler ihmale gelmez. Hemen günümüzü alalım. Hadi. Hemen günümüzü alalım. Heh. Hadi. Ay çok süper oldu bu. Kardeş. Üstü kalsın.
tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.